Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle kıyır kıyır perişan bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Adı gibi kendisi de gayet perişan gördüğünüz gibi. Çok çok lezzetli olacak. Buyurun detaylara geçelim. Öncelikle bir yoğurma kabının içerisine 150 gram oda ısısında margarin veya tereyağı alalım. Sonrasında üzerine yine oda ısısında bir tane yumurta kıralım ve bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu malzemeleri elimizle şöyle birazcık yumuşayınca kadar karıştıralım. Daha sonrasında bir su bardağı pudra şekeri ekleyerek devam edelim. Şöyle birazcık yoğurduktan sonra dediğim gibi pudra şekerini ilave ederek devam ediyorum. Daha sonrasında un ilavesiyle devam edeceğiz. Üzerine yaklaşık 3 su bardağı kadar un ilavesi yaptıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekleyelim. Şimdi hamurumuzu güzelce bir yoğuralım. Eğer un ilavesi gerekirse yine göz kararınca un ilavesinde bulunalım. Kendisini toparlayıncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Ben bu hamur için toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Yine sizler temkinli olarak kendiniz ayarlayın lütfen. Şimdi hamurumuzun toparlanmış aşamasıyla devam ediyoruz. İçerisine katacağımız malzemelerimiz de hazır. Bir su bardağı kuru üzüm kullandım ben. Daha sonrasında yarım su bardağı kadar fındık, fıstık evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ben badem, fındık ve fıstık kullandım. Onları da ekledikten sonra damla çikolata kullandım yarım çay bardağı kadar da. Damla çikolatayı sade de tercih edebilirsiniz. Ben portakal aromalı kullandım. Şimdi bütün malzemeleri hamura yedirelim. Güzelce bir yoğuralım. Hamurun her bir yanına eşit oranda yayılacak şekilde hamurumuzu ezerek güzelce yoğuralım. Daha sonrasında şekillendirmekle devam edelim. hamurumuz içerisine kattığımız malzemelerle birlikte gayet güzel bir şekilde karıştı şimdi artık şekillendirmekle devam edeceğim tabanına yağlı kağıt sermiş olduğumuz bir tepsiyi yanımıza alalım Ve şimdi hamurdan şöyle birer küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hiç yuvarlamadan, şekillendirmeden aldığımız gibi tepsimize dizelim. Üzümleri, cevizleri eğer dışına fışkıran varsa içerisine itmek için bu şekilde hafiften bir dokunuş yapabilirsiniz. Ama yuvarlamayın lütfen. Bu şekilde aldığınız gibi dizmeyi tercih edin bu kez. Bu şekilde yapınca tam da adı üzerinde perişan bir kurabiye olacak. Eğer dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bir kısmını da daha büyük olarak hazırladım. Şimdi onu da göreceksiniz sizler. Verdiğim bu ölçüm listesine göre 2 tepsi dolusu perişan kurabiye çıkacaktır gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu anlamda. Şimdi tepsimizi dolduralım ve devam edelim. Ben bu kurabiyeleri dondurucu için hazırladım. Oğlumun beslenmesi için yaptım daha doğrusu. Ama dondurucuya pişirdikten sonra koyarsanız ilk tazeliğinde kalacaktır. Hemen piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca dondurucuya koymayı ihmal etmeyin. Bunu da sizlere bir dipnot olarak vermek istedim. ve bir tepsiyi hazırlamış oldum gördüğünüz gibi bunu kenara alarak hamurumuzu şekillendirmekle devam edelim ben bir kısmını da dediğim gibi büyük hazırladım bu şekilde yine onu da asla şekillendirmeden yuvarlamadan olduğu gibi tepsime diziyorum Şekillendirme işlemimiz bittikten sonra fırına gönderelim. Ben soğuk fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. O şekilde daha güzel pişirdiği için 175 dereceye ayarladıktan sonra soğuk fırında yaklaşık 17-18 dakika kadar pişirdim. Ve tarifimize kurabiyelerimizin pişmiş aşamasıyla devam edelim. Buyurun. mis gibi kokular eşliğinde kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyelerimiz artık servise hazır. Kahve yanında veya çay saatlerinde tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tuşlamayı, daha fazla tarife kolayca erişebilmek için de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak zili açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarif ve videoda görüşünceye kadar afiyetle kalın.